1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden tüm izleyicilerimize sevgi dolu selamlar. Hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. 1-7 Nisan kanser haftası olması dolayısıyla bu haftayı özel hazırladığımız dijital panelimizle karşınızdayız. Onkoloji tedavileri panelimize katılımlarından dolayı öncelikle radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin, medikal onkoloji uzmanımız Doçent Doktor Fatma Şen, genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Hasan Lice'ye sizler huzurunda öncelikli olarak hoş geldiniz demek istiyoruz. Evet, aynı zamanda
7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası, sağlıkçılarımızın haftası. Covid'in pik yaptığı şu dönemde tüm dünya olarak en çok ihtiyaç duyulan şey hepimiz için sağlık. Bu zorlu süreçte emek veren tüm sağlıkçılarımızla gurur duyuyoruz. Sağlık Haftası kutlu olsun. Tüm hastalarımız şifa bulsun. Sağlık herkesin hakkı. Avrasya Hastanesi olarak din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa sağlık hizmetlerimizi kaliteli ve eşit bir şekilde sunuyoruz. Kurum olarak da amacımız her daim topluma hizmet, verimlilik ve bu hizmetlerin varlığının sürdürülebilirliği. Bizi de sürekli yenilikleri takip etmeye götüren şey bu sürdürülebilirliği sizlerin memnuniyeti ve tercihiyle sağlamış olmaktır. Kanser tüm dünyada en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Korkulu rüyamız adeta. Bu hastalık hepimizin her an başına gelebilir. Günümüzde artık tedavi edilebilir hastalıklar grubunda olan kanserin tanısı konulduğu andan itibaren birçok branşın bir arada bulunduğu ortak bir bakış açısıyla değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Avrasya Hastanesi'nde multidisipliner yaklaşımlarla doktorlarımız hasta ihtiyaçları doğrultusunda onlara en doğru tedavileri uygulamak için birbirleriyle etkileşim içindeler. Avrasya Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk ruhsatlandırılmış, hastane içerisinde onkoloji ünitesini kurmuş, hastaneleri arasında olması yönünden farkı olan, kansere karşı mücadele eden, bu konuda öncü, örnek, özel bir sağlık kuruluşu. Ve buna yakışır şekilde her zaman bu alandaki yenilikleri takip ettik. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışından bu hizmetlerimize güvenerek gelmiş milyonlarca mutlu hasta hikayelerine ev sahipliği yaptık. Avrasya Hastanesi toplumun her türlü kanser tedavisi için başvurabileceği, hastalarımızın tüm tedavi aşamalarının, gerekli tüm tetkiklerinin onları yormadan tek bir hastane içinde hızlı bir şekilde karşılanabildiği, güvenilir sonuçlar elde edecekleri tam teşekküllü bir hastane. Evet, onkolojiyi her yönüyle ele alacağız bugün. Kanseri cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkoloji olmak üzere 3 koldan tedavi ediyoruz. 22 yıldır üstün hizmet anlayışı, birbirinden başarılı hekim kadrosu, ileri teknolojik donanımları ile onkoloji biriminde tedavide kullanılan cihazlarına da ciddi yatırımlar yaparak, gerekli altyapı, donanım ve ekibini kurarak hastaların her tedavisinde ve kanserle savaşta yanında oldu Avrasya Hastanesi. Kanser tüm dünyada sık görülüyor demiştik. Bizi bu alanda tercih eden, yurt dışından da gelen birçok hastamız oldu ve bu hastalarımız da tedavinin başından sonuna kadar uluslararası hasta departmanı ekibimizle onlarla rahat iletişim kurabiliyor. Koordineli bir şekilde de tedavilerini titizlikle yürütüyoruz. Türkiye'nin önemli isimlerinden oluşan bir medikal kadrosu var Avrasya Hastanesi'nin, özellikle bu alanda. Deneyimli, sevgi dolu hemşehrilerimiz de sizler için poliklinik ve servislerimizde kanser tedavilerini, ayaktan tedavinin yanı sıra yatan hasta servislerimizde de sağlamaktayız. Bir yılı geçtiğim süredir tüm dünya ve ülke olarak pandemiyle iç içeyiz. Bu süreçte İstanbul'daki birçok özel hastane içinde Covid-19 hastalarına en çok hizmet verenlerin başında geldik. Onkoloji ünitemizde hiçbir tedaviyi durdurmadık. Yeni kanser tanısı koyulan hiçbir hastamızı gerek bu dönemde gerekse her daim hiçbir seansı için bekletmedik. Kanserde erken teşhis ve hızlı tedavi dedik. Biz kurum olarak sizler için her türlü tedbiri alarak hizmetteyiz. Siz de tüm sağlık problemleriniz için tedbirlerinizi alarak bize başvurabilirsiniz. Birey olarak hepimize düşen sorumluluklarımız var, özellikle bu süreçte. En önemlisi de maske, mesafe. Gelin bize düşen görevleri gönülden el ele vererek üstlenelim. Kendimizi ve sevdiklerimizi de korumak için dayanışma içinde olalım. Bu hassas dönemi kolayca atlatmayı birlikte başaralım. Evet, 1-7 Nisan Kanser Haftası'na özel gerçekleştireceğimiz dijital panelle karşınızdayız dedik. Kanserin ışınma tedavisi, radyasyon onkoloji ünitesi Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde özellikle
birçok hasta tarafından yine yurt içi ve yurt dışından gelen hastalar tarafından tercih edilen bir birim. Her hastasına bu alanda tek tek özel ilgi ve alaka hassasiyetiyle yaklaşan doğru tedavilerin uygulandığı başarılı ve mutlu sonuçlar aldığımız radyasyon onkoloji ünitemizin de ekibinin başındaki isim ve Türkiye'de de yüzlerce isim yetiştirmiş bir profesör. Evet, Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocam, radyasyon onkoloji uzmanımız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hocam ilk olarak 1-7 Nisan kanser haftası dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz dijital panelimizde kanser haftasının önemi nedir? Ben de şu anda bizi izlemekte olan tüm seyircilerimize öncelikle sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu güzel günler diliyorum. 19. yılın, yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarına ve ilk yarısının sonlarına doğru kanser hastalığındaki önemli artışlar ve kanserden ölümlerin önlenemez duruma gelmesi nedeniyle bu konu önemini kazanmış ve Türkiye'de de kanser araştırma ve savaş kurumu 1947 yılında kurulmuştur. 1982 yılında ilk bireysel kanser kayıtları başlamıştır ve 83 yılında da kanserle savaş daire başkanlığı kurularak kanserin ehemmiyetini insanlara bildirme konusunda önemli çalışmalara imza atılmıştır. 1-7 Nisan halkımızı kansere karşı bilgilendirmek, erken teşhisi oranlarını arttırmak ve halkımızın kanser konusundaki bilgi birikimi düzeyinde kendi kontrollerini yaptırmak ve bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlenerek yapılmaktadır. Türkiye'de yaklaşık her yıl 170 bin yeni kanser tanısı konmaktadır. Bunların da yaklaşık 100 bini erkek, yaklaşık 70 bini de kadındır. Bu 70 bin kadının %25'i meme kanseri. Yani her 4 kadından biri meme kanseridir. Meme kanseri kadınlarda görülen kanserlere bakacak olursak birinci sırada meme kanseri. Bu dünyada da böyledir. İkinci sırada tiroid kanseri, üçüncü sırada kalın bağırsak kanserleri, yani kolorektal kanser dediğimiz kanserler gelmektedir. Bu 100 bin erkeğin de yaklaşık %22'si, yani 4'te birinden daha fazla, 5'te birinden daha fazlası akciğer kanseri. Ve erkeklerde de eğer bakacak olursak yine akciğer kanseri, prostat ve kolorektal kanserler olarak kanserler sıralanmaktadır. Burada bu haftada, yani kanser haftasında bu kanserlerin büyük çoğunluğu önlenebilir sebeplere bağlıdır. Özellikle akciğer kanseri, kolorektal kanserler gibi, yani en sık görülen kanserler önlenebilir sebeplere bağlıdır. Bu nedenle insanların, yani kanserden korunması için bu önlenebilir hastalıkların önlenmesinde nelerin yapılması konusunda bilgilendirilmesi de önemlidir. Evet. Son yıllarda biliyorsunuz sedanter yaşam, yani oturarak aktivitesiz yaşam, evet, popülaritesi artmış bir durum. O nedenle hepimiz kilo aldık. Obezite büyük bir problem olarak karşımızda ve bu da kansere adım attıran önemli unsurlardan birisi. Bu nedenle daha hareketli, düzenli ve dengeli beslenme, sigara ve alkolün bırakılması gibi alışkanlıklarımızdan vazgeçerek bu kanserlerden korunmak mümkün olabilmektedir. Ve bunları bu haftada insanlarımıza bildirerek bunun önemini anlatmak gerekiyor. Meme kanseri ise teşhis edilmesi kolay, evet, ve erken teşhis edildiğinde de tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Önemi buradan gelmektedir. O nedenle de kadınlarımızın özellikle tarama testlerini
belli sürelerde yaptırması konusunda gene bu haftada uyarılarımızı yapmaktayız ve bu etkinliklerle kanser konusundaki farkındalığı arttırmaya çalışmaktayız. Evet, zaten hocam da sık sık bu konularda kısa kısa mesajlarla da yine sosyal medyada da birçok insana bu konuda bilgilendirmeye çalışıyor ve erken teşhisin önemine değinmek istiyoruz. Evet, hocamızın verdiği, evet, 1-7 Nisan kanser haftasının önemine değindik Verici Hocam'la ve kadın ve erkeklerde en sık görülen kanserlerden yine hocam değinerek izleyenlerimize mesajlar verdi. Peki hocam, kanser hastalıklarının tedavisinde radyoterapinin önemi nedir ve nasıl uygulanır? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi radyoterapi kanser tedavisinde diğer tedavilerle birlikte önemli bir metottur. Özellikle bazı hastalıklarda tümörün küçültülmesi ve cerrahinin kolaylaştırılması amacıyla neoadjuvan dediğimiz, evet, bu tedavilerden önce yapılan bir tedavi şekli vardır. Ayrıca cerrahi olarak çıkartılamayan ya da hastaların cerrahiyi kabul etmediği ya da hastanın medikal olarak inopere dediğimiz, yani çeşitli hastalıklarından dolayı opere edilemediği durumlarda gene radyoterapi güvenli olarak definitif dediğimiz, yani tamamen tedavi edici metot olarak kullanılabilmektedir. Bunu yapılırken bazen kemoterapiyle eş zamanlı uygulamalar yapılarak daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Radyoterapi bazen de cerrahi sonrası orada kalıntı olabileceğini düşündüğümüz hastalıkları yok ederek nüks şansını azaltarak tedavi şekline sunulabilir. Yani kanser tedavisinin hemen hemen her noktasında radyoterapi önemli bir şeydir, yoldur. Bir de palyatif tedaviler dediğimiz, hastanın hastalığının ilerlemesine bağlı olarak gelişen metastazların rahatlatılmasında, solunum sıkıntılarının azaltılmasında, beyin metastazlarına bağlı nörolojik semptomların giderilmesinde, kemik metastazlarına bağlı ağrıların giderilmesinde yine radyoterapi kullanılan bir yoldur. Radyoterapi basit bir yöntemdir. Ağrısı sızısı yoktur. Hasta bir masanın üzerinde uzanır, etrafında bir cihaz döner ve bu cihaz dönerken tedaviyi verir, hasta bunu hissetmez bile. Tedavilerimiz son yıllardaki genel çalışmalarla beraber gittikçe kısalmakta. Eskiden 30-35 günlük olan tedaviler şimdi bazen 5 güne, bazen 20 güne kadar düşmüştür. Süresi, günlük süreleri de yaklaşık 5-10 dakika arasında değişmektedir. Bizim kliniğimizde de teknolojik olarak yeni nesil lineer akseleratör dediğimiz cihazlarımız da mevcut. Bu cihazlarımızla biz radyoterapide bilinen, şu anda dünyada uygulanan tüm tedavi metotlarını uygulayabilmekteyiz. Bunlar nedir? İşte stereotaktik radyoterapiler, volümetrik art terapi dediğimiz dönerek, cihazın dönerek verdiği tedaviler, IMRT dediğimiz yoğunluk ayarlı tedaviler ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapiler güvenle yapılabilmekte. Bu yeni nesil cihazların kullanıma girmesiyle daha küçük volümlerden daha güvenli yüksek dozları hastaya vererek tedavilerin yan etkilerini de minimalize etmiş durumdayız. O nedenle daha güvenli, hastaya daha az sıkıntı veren tedavileri yapabilmekteyiz. Peki hocam, özellikle pandemide dedik işte kanser tedavileri devam etti. Sizden pandemi ile ilgili bu ihmal edilen hastalıklarla ilgili kısa bir mesaj alabilir miyiz? Ne demek istersiniz? Şimdi pandeminin ilk başlarında hastalığın tam bilinememesi ve ne olduğu şey olması nedeniyle ve birden de bir panikle beraber kanser hastaları hep geri plana atıldı. Bütün hastalar geri plana atıldı. Sadece kanser hastaları değil. Ve pandeminin rahatlamasıyla, hastaların hastanelere gelmesiyle gördük ki teşhis almış ve pandemi nedeniyle hastanelere tedavi için başvurmamış hastaların hastalıklarında ilerlemelerin olduğunu ve tedavilerinin daha zorlaştığını şey yaptık. Şimdi demin de söyledim. Yılda yaklaşık 170 bin
yeni kanser tanısı konuluyor. Evet. Ve bunların yaklaşık 100 bini de kanserden ölüyor. Bugün bir yıllık dönemde COVID hastalığından ölen yaklaşık 20 bin kişi vardı. Ve bu bunun 5 katı daha yükseklikte görüldüğü gibi kanser hastalarının ölüm oranları. Onun için pandemi kanserden daha kötü bir durum değil. Gerek kanser tanısı konulmuş hastaların tedavilerine devam ettirmeleri, gerekse kontrol kadınlarımızın ve diğer semptomu bulunan herkesin de bu tetkiklerini yaptırarak kanser yönünden kendilerinin teşhisleri yönünde adım atmaları gerekmektedir. Yani pandemi kanserin teşhisini ve tedavisini etkilememelidir. Çünkü pandemiden daha zorlu bir süreçtir kanser evet. hastalığı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Özellikle bu dönemde yine en merak edilenlerden biri buydu. Hocam radyasyon onkoloji ünitemizde vermiş olduğunuz tüm hizmetler, hasta memnuniyetleri ve ekibin başında gerçekten onlara her zaman eğitici, öğretici deneyimlerinizle örnek bir kişi oldunuz. Tüm ekip arkadaşlarımız ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz hastalar adına da sizlere tekrar teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz ve hastanemizde son derece geniş bir alanda kuruldu ve tedavilerin konforlu bir şekilde hastalara verilebildiği medikal onkoloji ünitemizde de yine eğitimli, deneyimli hemşirelerimiz, güler yüzlü hasta kabul görevlilerimiz hastaların da koordineli bir şekilde hizmet aldığı bir yer. Ama bu ekibin başında da hastaları tarafından çok sevilen, onlarla aile gibi olabilme sıcaklığını yaşatan ve tıbbi bilgisi, tecrübesiyle de başarılı tedavilerin ismi medikal onkoloji uzmanını doçent doktor Fatma Şen hocam aramızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hocam size de sormak istediğimiz yine bize sosyal medyadan yansıyan sorulardan birkaçıyla hemen başlayalım istiyoruz. Hocam COVID aşısı özellikle sorulanlar arasında COVID aşısı yapılmalı mı, yapılmamalı mı, yapılacaksa hangisini yaptırmalıyız diye soranlar oldu. Buyurun. Evet. Şimdi bir yıldır neredeyse tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen bu salgın nedeniyle birçok çareler arandı. Birçok aşılar denendi. Onlarca aşı denendi. Daha klinik aşamaya gelemeden başarısız kaldı. Klinik aşamaya gelen aşılar içerisinde de belli ön çalışmalarını tamamlayan aşılar oldu. Ve biz de yaklaşık Ocak ayının ortalarından itibaren bu aşılara erişebilir hale geldik. Evet. Önce Türkiye'de Çin'den gelen Sinovac aşısına erişebildik. İlk 3 ay onu temin edebildik ve belli bir sıralama doğrultusunda da aşılama grup grup yaş ve risk gruplarına göre sıralar geldi. Ve geçen hafta özellikle cumartesiden itibaren de onkoloji hastalarında da bakanlık aşıları öncelikli gruba yani hastaları öncelikli gruba etiketleyerek aşıları ulaşabilir oldular. Burada yaş önemli değildi. Yani onkoloji hastası olması yeterliydi genelde. Ve hastalarımız da artık peyderpey aşılanmaya başladılar. İlk 24 saat içerisinde sayısız mesaj ve telefon aldım. Bu nedenle de kendi YouTube kanalım Instagram hesabımdan canlı yayın yapmak zorunda kaldım. Şimdi uluslararası rehberler doğrultusunda, ulusal rehberler doğrultusunda biz de tabii ki aşıyla ilgili görüşlerimizi bildirdik. Yapılan çalışmalar doğrultusunda biz artık biliyoruz ki her ne kadar önce işte 65 yaş üstü kardiyovasküler hastalığı var, ilk hastalığı var, onlar yüksek riskli gibi kabul edilse de kanser hastaları da en az onlar kadar yüksek riskli gruptaydı. Sağlık çalışanlarını bir kenara ya da topluma hizmet veren diğer grupları bir kenara koyarsak hem hastalıkları gereği hem de hastanelere sık gidiyor geliyor olmaları nedeniyle hem bağışıklık sistemleri nedeniyle önce işte akciğer kanserleri en yüksek risklidendi veya akciğeri sıçramış olan kanserli hastalar yüksek risklidendi ama şu anda hemen tüm hastalarımız bu grupta yer almakta ve biz de bu aşılara erişebilirken peki ne yapmalıyız? Artık NCCN dahil pek çok rehber onkoloji hastalarını bu grupta saydığı için özellikle de
daha önce çok ciddi bir aşı reaksiyonu yaşamadıysa kişiler veya genel durumu çok bozuk değilse, şimdi genel durumu bozuk olanlar ayrı bir başlık altında, mutlaka özel takip eden hekimleriyle koordine gidecek şekilde karar verilmeli. Diğer takipli, yani örnek meme kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, tüm kanserlerde tedavisi bitmiş, takibe gelen tüm hastalar aşıların olabilir diyoruz artık. Evet. Aktif tedavi olan hastalarda yine tüm hastalar için önerilerde immune checkpoint inhibitor diyoruz. Yani immünoterapi dahil, kemoterapi dahil, akıllı ilaçlar dahil tüm tedavileri alan hastalarda bu tedavileri almak aşı için engel değil. Fakat örnek hücrelerin çok düşük olduğu dönemler veya hastanın bir şekilde o dönemde başka bir enfeksiyon geçirmesi gibi başka nedenlerden dolayı belki aşı ötelenebilir. Veya hastanın genel durumu iyi, hücreleri yeterince yüksek değil, kötü de değil. Bu hastalara da şunu vurguluyoruz. Yani biz aşı olabiliriz fakat yeterli bağışık yanıt olmayabilir. Yani normal hücreleri olan, daha sağlıklı olan bireylere göre aşı olduk diye koruyuculuğu daha düşük olabilir diyoruz. Yani genel durumu bozuk, bir takım özellikleri olan hastalar için, yani hücresi çok düşük olan, başka türlü bir ağır hastalığı eş zamanlı geçiyorsa onlar mutlaka bize danışarak aşı olacak ama diğer hastalarımız danışmadan aşılarına olabilir. Şimdi ilk bir hafta bu soruları yanıtladık. Şimdi ikinci haftanın önemli bir sorusu da hocam iki seçenek çıkıyor. Evet. BioNTech mi, Sinovac mı? Yani aşı için randevu alırken aşı olabilir. Çıktıktan sonra hangisini seçiyorsunuz seçeneği çıkıyor. Şimdi ilk Sinovac aşısı ilk Türkiye'de yapıldı. İlk 3 ayda çok da sık böyle ciddi bir yan etki duymamıştı. Özellikle BioNTech daha yani eski de diyelim ama artık 1 ay bile fazla erken, yani erken çıkan bir aşıyı biz eski aşı diyoruz. Çünkü bu konu gündemde ve her gün yeni bir şey oluşuyor. Bizim için 3 ay önce bile çıkmış olması daha eski diyoruz. Daha çok datası var diyoruz. Evet. BioNTech'in daha fazla datası var tabii ki. Fakat hani illa BioNTech olacak da demiyoruz. Bulabilirse Sinovac da olabilir. Kesin şu yapılsın diyemiyoruz hastalara. Koruyuculuk açısından en azından BioNTech'in hani datası var. Daha fazla koruyucu. Yan etkiler açısından Avrupa aşılarının hemen çoğunda işte ölüm riski diğer normal aşılara göre daha fazla çıktı. Ama bunu da vurguluyoruz. Örneğin 1000 kişiden 10 kişi, yani 1990 kişide aslında ciddi bir reaksiyon olmuyor. Fakat normalde 1000'de 1 olması gereken bir reaksiyon 1000'de 10'a çıkınca göreceli 10 kat çıkıyor. Bunu hastalarımıza da açıklıyoruz. Evet. Ama sonunda 1990 zaten ciddi bir reaksiyon görülmediği için biz hani elim ulaşabildiğimiz herhangi bir aşıdan birisini yaptırabilirsiniz diyoruz hastalara. Evet. Onun için de bunun için de bize sormalarına hani ya da endişelenmelerine gerek yok diyoruz. Yine aşı evet. konusunda merak edilenleri hocam evet. yanıtlamış oldu. Şimdi çok özür dilerim. Mesela bugün bir hastam sordu hocam işte ne kadar korur? Rapel doz yapılmalı mı? Şimdi evet. bunu BBC konuşmasında Uğur Şahin dahil hani kendi aşıyı bulanlar bile bilmiyoruz diyor. Yani biz bunları yaşayarak göreceğiz. Biz de bilmiyoruz. Yani bu aşıyı üreten immünolog, virolog vesaire farmakologlar bile bilmiyor. Çünkü evrilen bir şey. Daha yeni sürece girmiş aşılar bunlar. Uzun süre klinik deneyim sonucu da vaktimiz olmadığı için denenirken sonuçlarını öğreneceğimiz için biz daima şunu vurguluyoruz. Aşı olan kişi bile mutlaka işte hiçbir şey olmaz diye rahat olmayacak. Ne olacak? Yine aşı olmamış gibi korunmasına devam edecek. Bir mutant dediğimiz değişen virüs nedeniyle. İkincisi de halen koruyuculuk için ciddi bir cut-off verilememesinden dolayı. Yani benim antikorum 1000 beni koruyor mu bilemiyoruz. 100 bilemiyoruz. Belki önümüzdeki aylarda ciddi bir cut-off verildiğinde, yani şu limitte antikor olan kişi kesin böyle bir şey, yani tekrar enfeksiyon veya enfeksiyon hiç geçirmediyse enfeksiyon geçirmez dendiğinde belki bunları söyleyebiliriz. Aşı olmak bizim %100 güvende olduğumuzu göstermiyor. Olmamış gibi de tedbirlerimize devam ediyoruz. Az evet. önce belirttiğin üzere sosyal mesafe, maske fakat bir de kişisel hijyen var. Üç kurala aynı şekilde devam ediyoruz. Bizim hastalarımızın en büyük avantajı
daima bunu vurguluyorum. Zaten COVID olmadan da biz tedavi süreçlerindeki hastalarımızda bunları zaten vurguluyorduk. Yani örnekliyorduk ya, dışarıdan gelen hastayla sağlıklı kişiyle de tokalaşmayın kimseyle. Çünkü ne getirdiğini bilmiyoruz. Evet. Veya enfeksiyon riski olan kişiyle sarılmayın, kucaklaşmayın. Yani birçok hijyene özellikler açısından da bu hastalarımız eğitimli olduğu için inanın toplumdaki birçok hastaya göre sağlıklı kişiye göre çok daha hızlı adapte oldular COVID sürecine. Ama belli bir noktaya geldikten sonra artık sağımız solumuz her taraf COVID olduğunda, özellikle de benim kendi kişisel görüşüm, COVID dışarıdan çok aileden. Yani benim şu ikinci dalga sürecindeki en çok izlediğim hastaların çoğu hastaneden kaptım. Yani 100 hastadan bir hastaneden kaptım diyorsa, evet, belki 90'ı aile içi. Yani birinin oğluna kapıyor. Bunlar daha çok iş yerlerinden getiriyorlar. Yani çoğu aslında aynı evi, aynı ortamı, işte düğündür vesairedir, o ortamı paylaşırken kaptığı için bu yani şahsi ya da ailesel sosyal hayatta da dikkatli olmalarını öneriyoruz. Evet, gayet detaylı bir şekilde hocam aşı konusunda da yine önemli mesajlar verdi. Yine kanser haftasında özellikle merak edilenler arasında gelen sorularımız hocam. Kanser kalıtsal mı yoksa genetik mi? Evet. Aslında bunların hepsi ayrı ayrı panel konusu. Evet. Evet, farklı sorular olduğu için biz de böyle daha güncel, daha çok sorulan soruları yanıtlayalım istedik. Evet. Şimdi kanserlerin hemen eskiden, belki 15 sene öncesine, hatta 20 sene öncesine göre, artık biz biliyoruz ki hemen çoğu kanserde kalıtsallık var. Önceden işte belli kanserleri, biz özellikle meme, yumurtalık, bağırsak kanseri gibi kanserleri daha çok ailesel olma özelliği var derken, kanser haritalama sistemleri, genetik haritalama sistemleri oturdukça, datalar biriktikçe biz biliyoruz ki hemen hemen hiçbir kanser yok ki ailesel özelliği olmasın. Ha, birisinde örnek ailesel olma olasılığı, yani 100 tane örnek sarkomdan 3'ü 5'i ailesel, örnek belli ailelerde mesela meme over kanserlerinde %20-25, bazılarda 40'lara varan oranlarda ailesellik oluyor. Her kanserde hemen hemen az veya çok ailesellik olabiliyor. Yani kalıtsallık olabiliyor. Evet. Şimdi genetik mi kalıtsal mı diye sorulduğunda ben bununla ilgili çok söyleşide konuşmuşumdur. Kanserin kendi tamamen genetik bir hastalıktır. Yani normal hücre genetiğinin bozulması sonucu anormal olması, evet, normal vücut hücrelerine rağmen anormal şekilde büyümesidir. Bu genetik değişiklikleri yakaladıkça biz akıllı ilaçlar geliştiriliyor, immünoterapiler geliştiriliyor. Fakat şimdi bir de genetik kısmının sonradan mı kazanıldığı yoksa aileden mi geldiği kısmı var. Yani kalıtsal mı, edinsel mi? Kalıtsal kısmı kesinlikle var ama pek çoğu da edinsel bozukluklarla, edinsel değişikliklerle tam kanserleşme gelişiyor. Burada sigara katkıda bulunuyor, alkol, yediğimiz, içtiğimiz, maruz kaldığımız kimyasallarda genetiğin bozulmasına neden oluyor. Kalıtsal neden bir neden. Fakat çevresel ve işte yaşam şartları, diğer maddelere maruz kalmada edinsel sebepleri oluşturuyor. Peki hocam en sık ailesel kanserler hangileri? En sık ailesel meme kanseri. Meme kanseri. Daha sonra kolon kanseri sık görülen. Over kanseri, pankreas, prostat, bunlar artık en sık kanser, ailesel kanserler arasında, ama ilk üçe giren kanserlere baktığımızda en sık kanserler arasında meme kanseri, kolon kanseri diyebiliriz. Peki hocam kanser taramaları ile ne söylemek istersiniz? İzleyicilerimize paylaşmak istedikleriniz neler olur? Evet. Şimdi 1-7 kanser yani bu kanser haftası aslında kanser, işte az önceki söyleşilerde belirtildiği üzere dünyada tüm insanların ikinci sırada en sık işte yakalandığı hastalık veya bazı ölüm dahil ciddi komplikasyonlara neden olan hastalık olması açısından önemli olması ve gelişen bilgi, gerek kanserlerin etiyolojisi gerekse tedavisi hakkındaki bilgilerin artmasıyla da bunların aslında pek çoğunun önlenebilir olduğunun vurgulanması, taranabilir, yani taramayla erken yakalanıp çok normal, yani benzer yaş gruplarına göre, cinse göre normal bir yaşam süresi elde edilebilir olması açısından bunların vurgulandığı hafta, hocam anlattığı üzere. Evet. Özellikle de kanser haftasını söyleyecek olursak tarama programları bence çok vurgulanmalı.
Birincisi kadınlarda serviks ağzı kanseri, ikincisi meme kanseri. Aslında birinci meme kanseri, ikinci serviks ağzı kanseri. Üçüncüsü de her iki cinste kolon kanseri. Onun dışında artık akciğer kanserleri için belli faktörleri dolduran kişiler için de tarama programları geliştirildi. 30 paket yıl sigara içmiş 55 yaşın üstündeki kişilere tarama programları öneriyoruz. Yine kanserli ailelerde, belli gruba ait olanlardaki işte ailede mutasyona olan ailelerde özel tarama programlarını önerebiliyoruz. Bunun gibi bu tarama programlarının vurgulandığı hafta olması gerektiği için bunları vurgulamak istedim ben de. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilere. Yine 1-7 Nisan kanser haftasında önemli noktalara değindiniz. Özellikle kanser konusunda merak edilen birçok soruya yanıt verdiniz. Sizlere de yine tedavisini gerçekleştirdiğiniz hastalarınızın selamlarını iletelim. Yine bizlere mesaj yoluyla ulaştılar. Tekrardan yine bu alanda verdiğiniz tüm hizmetlerden dolayı bizler de sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Ve yanında hastanemizin genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Lice hocam var. Kanserin ameliyatta tedavisi, onkolojik cerrahiden bahsedeceğiz. Çok önemli bir nokta. Tümörün ameliyatla alınması mucize bir başarı ve ismini, başarılarını hastanemizde özellikle hem bu alanda hem de yine cerrahi birçok işlemde başarıyla yazdığım isim genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Lice. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam onkolojik cerrahi nedir? İzleyenlerimize ilk olarak bundan bahsedebilir misiniz? Onkolojik cerrahi temel olarak kanserli organın hiçbir kanser hücresi makroskobik gözle görülür bir biçimde kalmadan o tümörün oradan çıkarılmasıdır. Bu bazen bir organ fedasıyla da yapılabilir. Gerektiğinde rekonstrüksiyon yapılır. Gerekirse yandaş organların birlikte çıkarılmasıyla da yapılabilir. Evet. Bunların hepsi her organın kanseri için farklıdır. Guideline'ımız var bizim. Guideline'da özellikle NCCN dediğimiz National Cancer Network'ünü uyarak kanserin evresine göre yapılacak işlemlerin sırası bir algoritma halinde zaten bunlar yayınlanıyor. Tüm dünya buna uyuyor. Oluşan kanser hangi organdaysa ve hangi evredeyse ona göre tabii ki ilk tedavi cerrahidir. Evet. Fakat cerrahinin önüne bazen onkoloji geçebilir, radyasyon onkolojisi geçebilir. Bu bir multidisipliner bir yaklaşımdır. Ondan dolayı her hastayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Peki hocam onkolojik cerrahide hangi kanser türlerini ameliyat edebiliyoruz? Evet. Şimdi her özellikle lenfomalar dışında, lenfomalar genelde çok iyi bir kemoterapiden fayda gören grup. Evet. Onun dışında organ kanserlerinde özellikle genel cerrahide kadınlarda en sık hocalarımın bahsettiği meme kanseri. Evet. Bu meme kanserinin erken yakalanması, evre 1 dediğimiz level 1 lenf tüyümü, koltuk altındaki lenf tüyümlerine kadar olan bölümde meme koruyucu cerrahi ile birlikte o tümörü oradan R0 rezeksiyon olarak tamamen temiz olarak çıkarmak ilk hedef oluyor. Ondan sonra hastayı çıkan patolojik değerlendirmeleri, lenf nodu sayısına göre hastaya tamamlayıcı bir onkolojik tedavi, meme koruyucu cerrahide ekstrada radyoterapi gibi tedavi yöntemlerimiz var. Mesela farklı bir konu diyelim, rektum tümörü. Eğer rektum tümöründe tümör anüse çok yakınsa ve etrafta bizim pararektal alandaki lenf nodlarımız pozitifse, o zaman hastayı hem daha fayda görebilmesi için kemoterapi ve radyoterapiden neoadjuvan dediğimiz ilk önce onlara öncelik veriyoruz. Daha sonra biz cerrahi yapıyoruz. Bu cerrahi aynı zamanda anüsün korunmasına da yardımcı oluyor. Onun dışında mide tümörleri, eğer serozayı taşmamış mide tümörlerinde seroza dediğimiz tabakamız var, en dış tabakamız. Ve D2 diseksiyon dediğimiz bütün lenf nodlarıyla birlikte çıkardığımızda bu bir hemen hemen tam şifaya giden bir durum. Ardından yine
nah duyumu sayısına göre ya kemoterapi, radyoterapi pek o aşamada olmuyor. Ama kemoterapi çok etkili oluyor. Bunun gibi pankreas tümörü, karaciğer tümörü, yani burada artık her birinin ayrı ayrı konuşmamız gerektiği bir sürü organ tümörlerimiz olur. Evet, bu konularda da onkolojik cerrahide de yine oldukça başarılarınız var. Sizlere teşekkür ediyoruz ve gerçekten hastalara bu tedavide öncesinde ya da sonrasında hocalarımla her zaman ekip olarak iletişim halindesiniz. Evet. Hastaya her zaman en doğru tedaviyi uygulamak adına öncesi sonrası gerçekten muhteşem bir ekip birliği var. Peki hocam, 1-7 Nisan kanser haftasında sizin değineceğiniz toplumsal mesajlarınız neler olur izleyenlerimize? Şimdi kanseri artık insanlığın yani baş belası bir hastalık. Korkulu rüyamız oldu hocam, rüyası. Gerçekten. Bakıyorsunuz hepimizin ailesinde ya da yakın çevresinde bir kanser hastası oluyor. Evet. Biz bunları doktor olarak çok daha sık görüyoruz. Yapılan bütün çalışmalarda, hocalarımız da değindi, bunları önleyici bazı tedbirler var. Hayat, yaşam tarzı, işte etkili toksik maddelerden uzak durmak, beslenmeyi ona göre düzenlemek vesaire. Ama yine de DNA'nıza şeyler yazıldıysa bundan çok fazla kaçışınız da olmuyor. Ancak ihtimali belki bunları da düşürebiliyorsunuz. 1-7 Nisan kanserin farkındalık haftası aslında. Kanser özellikle nasıl engellenebilir? Erken teşhisle. Bunun için de check-up programlarına mutlaka uyulması lazım. Evet. Bakıyorsunuz kendi arabamıza ya da özel eşyalarımıza çok özen gösteriyoruz ama bedenimize özen göstermiyoruz. Evet. Oysa bizim en değerli şeyimiz. Bunları en azından 50 yaş altında 2 yılda bir yapılabilir, 50 yaş üstünde yılda bir yapılabilir. Kadınlarda 40 yaş üstünde meme taramaları mutlaka mamografi ile birlikte yapılmalı. Evet. Kolon kanseri açısından mutlaka 50 yaş üstünde yılda bir gaitada gizli kan bakılması lazım. Yani bunlar artık bütün hastanelerde ve bizim hastanemizde de belli bir standarda girmiş durumda. Evet. Tüm dünyada bu böyle. Yani hastalarımız bir taranmak istiyorum, bende bir şey var mı dediği zaman aslında rutinimiz işleyecek, bu bunlar taranacak. Evet, peki hocam, özellikle bu süreçte ertelenen cerrahi operasyonlar oldu. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim cerrahi grubumuzda ertelenen ameliyat grupları tabii ki kanser değil. Evet. Kanser hastalarının devresine göre zaten o ameliyatın yapılması lazım. Ama fıtıktır ya da semptom vermeyen safra kesesi hastalıklarıdır. Ya da işte farklı bu tür cerrahi ihtiyaçları olan hastalar koronadan korktukları için biraz ertelediler. Evet. Ama onun dışında acil vakalarımız devamlı olmak zorundaydı ve olmaya da devam etti. Onun dışında bir elektif vakalarımız şu an hala devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu süreç boyunca sizler de 7/24 hastanede gece gündüz hastalarınıza hizmet verenler arasında yer aldınız. Değerli hocalarımın her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Biz bugün özel kurdelelerimizi de taktık. 1-7 Nisan kanser haftasına özel. Buradan izleyenlerimize önemli mesajlarda bulunduk. Ve yine belirtelim, taramalarınızı, kontrollerinizi, tedbirlerinizi alarak hastanemize başvurabilir ve gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle de yine birkaç ayında daha duyurmuştuk. Özellikle radyasyon onkoloji ünitemizde kanser tanımız farklı bir yerde koyulmuş olsa dahi ikinci görüş muayenelerimizde bir fark almadığımızı ve bize başvurabileceğinizi buradan tekrardan kanser haftasına özel olarak yine bu duyurumuzu gerçekleştirelim. Bizlere danışabilirsiniz diyelim ve yine Ramazan ayındayız hocam bu arada. 13 Nisan'da Ramazan'ın ilk günü. Buradan hayırlı Ramazanlar diliyoruz tüm izleyenlerimize ve sonrasında da bayram diliyoruz ki kayıplar vermeden bu bayramı yaşayalım. Ve son olarak 212-665-50-50 numaralı çağrı merkezi iletişim hattımızdan ya da web sitemizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilir ve randevu talebinde bulunabilirsiniz. Her bir
hemşerilerinize tek tek izleyenler adına teşekkür ediyoruz. Evet, 1-7 Nisan kanser haftası. Lütfen kontrollerinizi ihmal etmeyin. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz tekrardan. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Evet kıymetli Kanal 8 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızı bu haftada 1-7 Nisan kanser haftası dolayısıyla kanser hastalığından bahsettik. Peki Fatma Şen Hocam çok kısa bize bilgi verecek, neler söyleyecekler? 1-7 Nisan kanser haftası çünkü biliyoruz ki dünyada en sık görülen, en çok insanların hayatlarını etkileyen ikinci tanı hastalıklar açısından kanser. Bu nedenle de ve artık biliyoruz ki birçoğu önlenebilir veya tedavi edilebilir hastalıklar. Bunların vurgulanması, taramaların vurgulanması, kanser taramalarının vurgulanması için bu tarz haftalar kutlanmaya başlandı. Aylar kutlanmaya başladı. Başlandı uzun zamandır. Kanser haftası da özellikle işte sigarayı, alkolü bırakmanın önemi, yaşam tarzı değişikliklerin önemi, tarama programlarının önemi nedeniyle kutlanmakta. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızdayız ve 1-7 Nisan kanser haftası dolayısıyla kanser hastalığını konuşuyoruz ve Hasan Nice Hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Evet, kanser günümüzün bir gerçeği. İlk önce bunu bir kere cebimize koyalım. Ona göre yaşamamız gerekiyor. Bütün bu kanserojen maddelerden mümkün olduğunca, yapabildiğimiz kadar uzak durmamız, sağlıklı beslenmemiz, spor yapmamız, bunlar şart. Onun dışında ikinci bir görevimiz de mutlaka tarama testleri ya da check-up'lar. Kadınlarda özellikle meme kanserinde 40 yaş üstünde mutlaka mamografi ile birlikte taramalar. Kolon kanseri ihtimaline karşı dışkıda gizli kan taramaları. Bunlar da ekstra bizim yapmamız gerekli şeyler. Bazı tümör markerlarımız var. Check-up'larda bunları mutlaka içine koyuyoruz. Bunları yaptıktan sonra erken teşhis hayat kurtarır cümlesi çok önemli. Bu bir slogan değil aslında, bu bir gerçek. Çünkü evre bir kanserleri yakaladığınızda, gerekli tedaviyi yaptığınızda yaşam şansı %100 oluyor. Yani hayat kurtarıyor kısacası. Kanseri hiç unutmayalım. Elimizden geleni hep birlikte yapalım. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, 1-7 Nisan kanser farkındalık haftası ve kanserin ne kadar ciddi bir vaka olduğunu artık farkında olmamız gerekiyor ve bununla ilgili de önlemler alınıyor, konferanslar düzenleniyor, vatandaşlarımız, halk bilinçleniyor ve bunun yanı sıra da bugün Dünya Çalışan Sağlıkçılar Günü. İki özel günü birden kutluyoruz. Peki bu iki güzel günle ilgili, özel günlerle ilgili değerli hocamız İbrahim Uğurlu Hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. Hoş geldiniz. Bugün yine toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme konusunda ulusal 1-7 Nisan kanserle farkındalık gününün odağına alarak ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş tarihine denk gelen Dünya Çalışanları, Sağlık Çalışanları gününü de ikisini beraber odağa alarak bugün bir panel daha yaptık. Sağlık deyince akan sular duruyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu nedenle sağlıklı bir yaşam mı sağlayabilmek için kuruluş amaçlarından biri, bu amacı da yerine getirebilmek için günümüzde meçhul kahramanlarımız dediğimiz, gizli kahramanlarımız dediğimiz sağlık çalışanlarını daha öncelikli, daha bilinçli olması için sadece onlara özel bir gün belirlenmiş. Kanser apayrı korkulu bir rüya. İnsanlığın korkunlu bir rüyası. İnsan hücrelerindeki o hücrelerin ben diyerek kontrolsüz bir vaziyette
büyümesi, tümörleşmesi, bugünkü panelimizde bunun kanser hücresinin nasıl oluşumundan, nasıl ışınla tedavi edileceği, nasıl ilaçla tedavi edileceği, nasıl cerrahi işlemle tedavi edileceği kapsamlı güzel bir panel izledik. Tedavi anlatıldı. Bu konuda da Türkiye'miz şu anda komşu ülkeleriyle mukayese edilemeyecek kadar ileride. Gerek altyapısı donanımı bakımından, gerekse insan kalitesi ekip bakımından, teknoloji bakımından. Şu anda bizdeki var olan triloji cihazı Türkiye'de iki elin parmağı kadar yoktur. Bölgemizde de diğer ülkelerde de bulunmayan cihazlardır. Onun için gerçekten Türkiye insan kaynağıyla, donanımıyla, mekanlarıyla, hastaneleriyle, teknolojisiyle, elbette bu teknolojiyi dışarıdan satın alıyoruz ama bu konuya verdiği önem bakımından son 15-20 yıl içerisinde sanki milattan önce milattan sonra gibi bir çağ atlandı, yani Türkiye'nin bir seviye atladığını, diğer sağlık konularında da olduğu gibi kanser konusunda da olduğunu görüyoruz. Onun için artık kanser, yeter ki geç kalmayın, korkulu rüya değil, tedavi edilebilir diye uzmanlarımız, hekimlerimiz bunu muhtelif zamanlarda ve muhtelif panellerinde söylüyorlar. Bugünkü panellerimizde de bunlara dile getirdiler. Biz devam ediyoruz. Evet. Halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi doğrultusunda. Bu aslında ister birey olun, ister işletme olun, aynen Dünya Sağlık Örgütü gibi toplumu sağlıklı kılmak gerekiyor. Tek başına bir bireyle olmuyor. Bugün de günümüzde bu pandemi konusunda bunu çok iyi görüyoruz, gözlemliyoruz. İnsanlar ilkel dürtülerinin esiri olup ya da kişisel çıkarlarının esiri olup sosyal dayanışmacı düşünemeyince nasıl, işte bakın bugün 54.740'a çıktı vaka. Evet, bunun evet virüsün bir etkisi var ama tedbir alma konusunda, bizim sosyal dayanışma konusunda da zaaflarımız var, zayıflıklarımız var. Bu panellerin öz amacı, Dünya Sağlık Örgütü'nün öz amacı, Sağlık Bakanlığımızın amacı, bunun, bu bulaşıyı alet olmamak. İnsanlarla bulaşıyor. İnsanlar diğer insanlara götürüyor. Eğer insanlar insanlara götürmezse bu iş olmayacak. Evet, insanlarımızı da suçlayamam. Bundan öyle bir şey çıkmasın. Bu elle gözlük, elle tutulmuyor, gözle görülmüyor. Ama bunun tedbirini de alınması bakımından gerek bilim kurulumuzun, gerek uzmanlarımızın söylediklerine kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum. Tedbirlere uyacağız. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Ve tabii yine önemli bir konu hocam. Bugün doğum gününüz, sizin doğum gününüze kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki doğdunuz. Teşekkür ederim. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımız devam ediyor. 1-7 Nisan Kanser Haftası. Peki Kanser Haftası ile ilgili neler söylersiniz efendim? Ne söyleyebilirim ki, kanser yani normalde her bir kez muayene olunsa vakti vaktinde, kanser tez bir zamanda yüze çıkar ve bunun da muayenesi tez bir zamanda elde olunur. Yani gecikmiş kanserlerde haddinden artık çok muayeneye tabi olunur. O yüzden de herkes en azından 6 ayda ilde bir defa yoklanılması, hekime gelmesi daha meksede yoğundur. Bu kadar diyebilirim. Bəli, bəli. Yani hekim muayenesinde olmalıdır hastalığı. Mesela bizim öz hastalığımız var.
biz tesadüfen bulduk. Tesadüfen korona üzerinden yani muayeneler eden zaman, tahliller eden zaman bulduk. Ancak öyle olabilirdi ki biz onu hiçbir ağrı vermir. Biz onu iller sonra 3. 4. evrelerde bulabilirdik. O yüzden herkese can sağlığı arzu ederim. Esas can sağlığı. Bu kadar. Peki efendim. Şu anda Avrasya Hastanesi'niz. Neden burayı tercih ettiniz? Yani biz bir Azerbaycan'dan geldik, bir tanışlık vasitesiyle geldik. Her bizim hastamız burada yoğun bakımdadır. Doktorumuzdan da çok razıyız, hastahanadan da razıyız. İnşallah ki tam rahatlıkla çıkıp gideriz şimdi. Acil şifalar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. 7 Nisan Kanser Haftası. Biz şu anda da Sağlık Dünya Sağlık Çalışanlar Günü. Neler söylemek istersiniz? Her zaman en önemli şey erken teşhis, hayat kurtarır. Buna canı yürekten inanıyorum ve çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Maalesef koronadan dolayı da her zaman tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sağlık çalışanlarımıza da bu noktada destek olmamız ve yardımcı olmamız gerekiyor. Kesinlikle en önemlisi onlar. Hani onların sayesinde de daha iyiyiz. Maskesiz en önemli şey şu maskelerimizi indirip toplum içerisine girmemek. Evet. Bundan dolayı her zaman bunları korumamız gerekiyor. Temizliğimize. Çok özen göstermemiz gerekiyor. Gereksiz dışarıya çıkmamak gerekiyor. Özellikle yasaklara uymamız lazım. En önemlisi. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndesiniz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Babam ameliyat oldu. Yani işte çok araştırdık. İstanbul dışındaydık. Burayı tavsiye ettiler. İyi ki de burayı tercih etmişiz. Çok memnun kaldık doktorlarımızdan, çalışanlarından. Hepsinden çok memnun kaldık. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Şimdi süreci bekliyoruz. Yani çok memnun kaldık cidden. Tavsiye ediyoruz buradaki çalışanlar da. Herkes bize çok ilgilendi, sağ olsun. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun, iyi yayınlar. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. 1-7 Nisan Kanser Haftası ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de bugün Dünya Sağlık Çalışanlar Günü. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hem bu pandemi sürecinde hem de diğer zamanlarda olsun bizim için çok fedakarlık yapıyorlar. Bu hastaneyi de çok beğendiğimiz için buradayız. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Peki 1-7 Nisan Kanser Haftası. Kanser farkındalık günleri yapılıyor, haftaları düzenleniyor. İnsanların erken teşhisle, erken tedaviyle bu hastalıkla karşılaşmaması için. Peki bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Şunu söylemek istiyorum. Çoğu doktor sağ olsunlar farkındalık haftasından dolayı bir sürü programlar yayınladılar. Biz de onlardan çoğunu dinledik ve bilgilendik. Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bizler de biliyoruz. Ve gerekli tetkiklerin zamanında yapılması çok önemli. Her kadının 40 yaşından sonra MMR çekilmesi gerekiyor. Bunlara çok özen gösterilmesi gerekiyor. Rahim ağzı kanserinde de her bayanın zaman zaman işte 30 yaşından sonra olsun bütün tetkiklerini ara ara 5'er yıl arayla yapılması gerekiyor. Bence bunlara dikkat edersek çok erken zamanda teşhis edilirse kanser aslında çok fazla korkulacak olmadığını düşünüyorum. Korkulacak bir hastalık olmadığını düşünüyorum. Ama erken teşhis tabii çok önemli. Evet. Şu an Avrasya'da hastanesindesiniz. Diyorsunuz ki memnun kaldığınız için buradayız. Evet. Bir bayan gözüyle baktığınız zaman temizlik, hijyen, tabii sosyal mesafe çok önemli kurallara uyulan bir hastane mi? Evet. Avrasya Hastanesi'ni zaten temizliği açısından çok beğeniyoruz. Gerçekten hijyene çok önem veriyorlar. Gelip şurada kafesinde bile oturup kahve içebildiğime göre gerçekten güvendiğim anlamına geliyor. Memnun olduğumuz için geliyoruz ve doktorlarından memnunuz. Burada özellikle kızım ameliyat oldu, eşim ameliyat oldu burada. Yani çok uzun zamandan beri hastanemize geliyoruz. Memnunuz gerçekten. Peki efendim, geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bir Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Ve çok önemli bir konuyla panelimizle sizlerle birlikteydik. 1-7 Nisan kanser haftasıydı ve kanser farkındalık haftasında kanserin erken teşhisle hayat kurtarılabilir ve korkulacak bir hastalık olmadığının
konferansını dinledik az önce doktorlarımızdan. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.